Öğrencilerin evden sonra en çok zaman geçirdikleri yer okul. Sosyal hayatlarını tam da öğrenme yerleri ve ne yazık ki okullarda bir şeyleri yapıyor olmuş gibi yapıyor olmak çok da anlamlı değil. Okullarda afet eğitimi var mı? Okullar afetlere hazır mı noktasında ne yazık ki göstermelik uygulamalara sıkışmış durumdayız. Çünkü eğitim sistemimiz koşuyor ve koşarken de durup bir şeyleri içselleştirmek için zaman bulamıyoruz. Bunlardan en önemlisi de afetlere hazır olmak. Derslerde işlenen, konular içerisinde yer verilen afet eğitimi ne yazık ki yeterli değil. Evet, Türkiye'deki her öğrenci sel, deprem, yangın ve benzeri afetlerin ne olduğunu biliyor ve ezber bilgi olarak da ne yapılması gerektiğinin farkında. Şöyle ki, çalıştığım okulların birinde deprem tatbikatı yapıyoruz, düzenli olarak yangın tatbikatı yapıyoruz ve istiyoruz ki çocuklarımız okulda gerçekleşebilecek bu tür afetlerde hazır olsunlar ve toplanma alanına geçebilsinler. Biz ikinci, üçüncü, dördüncü tatbikattan sonra iyi gidiyoruz diye düşünürken bir gün okula gelen bir misafir tam da teneffüs zamanında yangın alarm tuşuna bastı. Çocuklar dışarıdalar ve teneffüsteler. Biz şöyle düşündük. Dedik ki herhalde öğrenciler hemen toplanma alanına geçecekler. Zaten bahçediler. Hiç de öyle olmadı. Öğrenciler sınıfa girdiler. Tekrar okula koştular. Ve sıra olup öğretmenlerini beklemeye başladılar. Sonra öğrencilerle konuştuk. Çocuklar ne işiniz var? Toplanma alanında olmanız lazım. Ama biz hep böyle yapıyorduk. Çok önemli bir öğrenmeydi. Özellikle biz yetişkinler için çok önemli bir öğrenmeydi. Çünkü ezber bilgilerle donattığımız öğrenciler gerçekten de çıkarım yapamıyorlar. Oysa öğrencilerin tatbikatlarla ilgili ilk yapmaları gereken şey konuyu içselleştirmek ve içselleştirdikleri konuyla ilgili de bir çalışma yürütmek. Eko okullar ya da beyaz bayrak alan okullara baktığımızda diyoruz ki evet ya çevreci bir okul. Gıdaya önem veriyor, hijyene önem veriyor. Ama ne yazık ki yine kuru bilgiye sıkışmış oluyoruz. Okulların afetlere hazır olmasının en önemli yolu bu yolculuğu öğrencilerle beraber adım adım ve tüm süreçleri değerlendirerek işlemek. Birinci adım, afetlerde ne yapıyoruz? Nasıl ayrılıyor? Neler yapmamız lazım? Devamında okulun toplanma alanında nasıl bekliyoruz? Aileyle iletişimi nasıl kuruyoruz? Eğer iletişim kanalları koparsa biz ne yapıyoruz? Hem bunu ailenin hem de içeride çalışanların bilmesi gerekiyor. Bunun için ne yapılması lazım? Okulda düzenli olarak haberli ve habersiz tatbikatların yapılması lazım. Haberli tatbikat, öğrencileri korkutmadan, heyecanlandırmadan neye hazırlanacaklarını biliyor olmaları. Habersiz tatbikat, öğrencilerin bilmediği, öğretmenlerin bildiği bir tatbikat. Ve bununla birlikte personelin hazır olmasının bir yolu da bu tatbikatların gerçeğe uygun yapılması. Örneğin, öğrencilerden birini bekletmek ve toplanma alanında bu kontrolü yapmak, personelin eksik öğrenci olmadığının farkına varıp varmadığını kontrol etmek. Denetim mekanizması önemli ve bunların hepsi devreye sokulmalı. Ve toplanma alanına gidiyorken nasıl gidiyor olduğumuz da çok önemli. Çalıştığım okulların birinde bir İngiliz müdürümüz deprem tatbikatında benim sınıfımın öğrencilerinin tatbikatta yeterli duyarlılığı göstermediğini düşündü ve bütün sınıflar içeri girdikten sonra bizim sınıfa döndü ve dedi ki yeniden deniyoruz. Yangın merdivenleri var. Biz sınıfa çıktık normal girişten ve tekrar denedik. Öğrenciler kendi içinde konuşuyorlardı ve yavaş hareket ediyorlardı. İndik, okul müdürü döndü ve tatbikatta nasıl inmeleri ve hareket hızlarının ne olması gerektiğini onlara uzun uzun anlattı. İçimden şunu düşündüm. Neden bu kadar uzun uzun açıklıyor ki? Üçüncü denemeyi yaptırdı. Dördüncü denemeyi yaptırdı. Çocukların yüzü asılmaya başlamıştı ama şunu biliyordu. Bu tür tatbikatlarda taviz verilmemesi gerekiyor ve öğrencilerin ne yapacağını gerçekten de çok iyi bilmesi gerekiyor. Okulların afet dönemlerine hazır olmalarının ya da afet sonrasında hazır olmalarının birinci önceliği gerçekten bunu öncesinde olabildiği kadar her açısından deneyimlemek ve provasını yapmak. Okulun afetler öncesi ya da sonrası hazırlığını yapıyorken bu hazırlıkları ile ilgili mutlaka okulun bir bileşeni olan aileyi bilgilendirmeleri gerekiyor. İçeride hangi uygulamalarda ne yapılacağı, aileye nasıl haber verileceği, ailenin bu süreçte sürece nasıl destek vereceğinin mutlaka herkes tarafından aynı şekilde biliniyor olması çok önemli. Çünkü yaşanabilecek herhangi bir depremin ardından
kimin ne yaşayacağını ya da hangi süreçte geri dönebileceğini ve okulda çocuğuna ne zaman olabileceğini hiç kimse bilmiyor. Tam da bu süreci rahatlatmak için ailenin ve okulun aynı dili konuşuyor olması çok önemli ve sürecin öğretmenler tarafından nasıl yönetileceğinin biliniyor olması çok değerli. Afet sürecinde okullara düşen en önemli işlerden birisi, okulun bir diğer paydaşı olan aileleri tüm süreçlerle ilgili bilgilendirmek. Okulda çıkabilecek bir yangın durumunda okul nasıl önlem alır, ailelere nasıl haber verir, iletişim kanalları kesilmişse ne yapar ve sürecin sağlık ve güvenlik açısından nasıl yönetilir? Bunların hepsinin yazılı olarak ve ailelerin okuduğundan emin olarak yanıtlanması gerekiyor. Yine yangınla beraber deprem durumunda da ne yapılacağının yazılı olarak prosedür haline getirilmesi ve ailelerle buluşturulması gerekiyor. Ve yine ailelerin bu prosedürleri okuduğundan ve anladığından emin olunması çok önemli. Çünkü yaşayabileceğimiz herhangi bir afet durumunda yaşanabilecek krizleri önlemenin en önemli yolu ortak tutum ve ortak dile ulaşmak. Bununla birlikte yaşanabilecek herhangi bir afet durumunda öğretmenler, yani okuldaki yetişkinler, öğrencilerle kuracakları ilişkileri nasıl yönetecekler? Çünkü biliyoruz ki kimi aileler yaşanabilecek bir afetten sonra hemen okula gelip öğrencilerini almaya başlayacaklar ve kimi çocukların kaygıları yükselmeye başlayacak. Benim ailem nerede, ne zaman gelecekler seslerini duymaya başlayacağız. Bununla ilgili yapılacak olan psikososyal desteğin de neler olacağı ailelere önceden aktarılmalı. Ve yine okullar böylesi bir bekleme durumu için bu krizi yönetebilecek yeteri miktarda ekipmanı da yanlarında tutmalılar. 6 Şubat depreminden sonra hepimiz şunu gördük ki yaşanan bir afetten sonra beceriler ortaya çıkıyor. Koordinasyon, eş zamanlılık, uyum, ortak akıl, çözüm üretimi, bunların hepsi bir beceri. Ve biz ne yazık ki bilgiyle donattığımız okullarda, sadece bilgiyi sınadığımız okullarda öğrencilerin bu becerileri geliştiremiyoruz. Hemen bir örnek veriyorum. Örneğin okulda masanın üzerine bir kahve dökülüyor ve herkes koşuşturmaya ve bağırmaya başlıyor. Kağıt mendil, ıslak mendil, hadi birileri kağıt havlu getirsin. Birileri kağıt havlu getiriyor ama o birileri herkes olmaya başlıyor. Masanın üstü kağıt havluyla doluyor. Sonra birisi fark ediyor. Bir dakika, yere de kahve dökülmüş. Hemen bunu silmek için çekçek getirelim. Bu sefer herkes koşturmaya başlıyor. Yaşanan basit, evde ya da okulda yaşanabilecek basit bir krizi bile yönetirken sakin olunması, adım adım ilerleniyor olması ve iyi bir planlama oluyor olması çok önemli. Şimdi dönüyoruz. Öğrencilerde biz becerileri geliştiriyor muyuz? Örneğin uyum içerisinde hep beraber çalışmak. Farklı fikirleri dinlemek, o fikirlerden en uygununu seçmek. Yani çoklu akılla ilerleyebilmek. Ne yazık ki bizim eğitim sistemimiz öğrencileri becerilerini geliştiren bir yapıda değil. Biz bilgi veriyoruz ve öğrendiği bilgiyi almış mı diye sınıyoruz. Oysa öğrencilerin ortaklaşarak iş yapıyor olmaları, bir konuda planlama yapıyor olabilmeleri çok değerli. Örneğin, 6 Şubat'tan sonra yaşadığımız öğrenci nakilleriyle ilgili öğrencilerimizle şöyle bir çalışma yaptık. Gelecek hafta yağmur nedeniyle bir okulda yıpranma var ve 150 tane öğrenci okulumuza gelecekler. Ve öğrencilere sorduk. Gelecek hafta 150 tane öğrenci ağırlayacağız. Bu öğrencileri ağırlarken neleri bilmeniz gerekiyor? Bize hangi soruları sorarsınız? Bu soru bile öğrencileri ciddi anlamda düşündürmeye başladı. Mesela, İsimleri ne? Sınıf seviyeleri ne? Yemeklerini burada mı yiyecekler? Biz sınıfa nasıl sığacağız? Yeterli sıramız ve sandalyemiz var mı? Problemler ve çözüm durumları. Ama öğrenciler ilk kez planlama becerisinin içerisinde oldular ve işe koşulmaya başladılar. Beceri geliştirmenin yolu, derslerin de beceri temelli gidiyor olması. Sadece afet üzerinden değil, okulda becerileri geliştirmeye yönelik dersler işlenmeli. İşte o zaman koordinasyon, uyum, planlama, eş zamanlı çalışmalar konusunda öğrenciler hazırlıklı olacaklar. Okulun en önemli faydalarından biri, gerçek yaşamın provasının okullarda devam ediyor olması. Küsmek, barışmak, çatışmak, uzlaşmak, tartışmak, düşmek, yeniden ayağa kalkmak. Anne ve babalar çocukları zarar görmesin, üzülmesinler diye helikopter ebeveynler uğraşıyorken okul, gerçek bir yaşam atmosferi ve bu atmosferde öğrenciler öğrenmeye başlıyorlar.
aslında onlara karşı yapılan kötü davranışlara nasıl engel olacaklar, ne diyecekler, bunları deneyimliyorlar. Afetler sonrasında ortaya çıkacak olan akran desteği de tam da yararlanacağımız alanın içinde olacak. O da şu: öğrencilerin kapsayıcılığı ve bütünleştiriciliği gerçekten de çok anlam ifade ediyor. Afet öncesinde öğrencilerle afet hazırlık planları yapılmalı. Neler yaşanabilir? Okula kimler gelebilir? Ve gelen öğrencilerle nasıl çalışma yapılır? Öğrenciler bunu bildiklerinde gerçekten de kendilerine verilen görevi en içten ve en samimi şekilde yapmaya çalışıyorlar. Çünkü görev ediniyorlar. Bir zorunluluk değil, bir zorlama değil, destek olma, tam da elinden tutma. Ve bu akran iletişimi kapsayıcı ve bütünleştirici olarak ilerlemeye başladığında çocuğun dili devreye giriyor. Özellikle erken çocuklukta ve ilkokulda. Yani oyun. Çocuklar oyun içerisinde gerçekten de anlaşmaya ve konuşmaya başlıyorlar. Ve oyun içerisinde adaptasyon süreci oldukça hızlanıyor. Ergenlik dönemine, yani ortaokula, ön ergenliğin devamındaki ergenlik ve lise dönemine gelmeye başladığımızda ise öğrencilerde ciddi şekilde içine alma bilinci ve destek olma bilinci ortaya çıkıyor. Bu destek olma bilincinde okullar öncesinde öğrencilerine neler yaşayabileceklerini ve gelen öğrencilerin neler yaşayarak geleceklerini açıkladıklarında fazla bir şey söylemelerine, bilgi vermelerine, şöyle davranırsanız iyi olur, bakın şunları yapmayın, bunlara dikkat edin demelerine gerek kalmayacak. Çünkü öğrenciler öğretmeye değil, yanlarında yürümeye çalışıyorlar. Bu da herkese iyi geliyor. Bir okulu güçlü yapan en önemli şey gözlem ve öğrenci takibi. Doğal gelişim gösteren, doğal gelişim göstermeyen, afet sonrası gelen, hiperaktif, heyecanlı, küsen, mutsuz, binlerce çocuğun olduğu bir yerdesiniz. Ve orada öğretmenlerin koordinasyonu, gözlemi gerçekten de çok önemli. Normal davranışların dışında davranışlar görmeye başladığında burada bir şey oluyor demek ve o bir şeye bakıyor olmak çok önemli. Öğrencilerin iyilik hali her zaman için geçerli ama afet sonrası öğrencilerin iyilik hali çok daha ön plana çıkıyor. Burada aileyle yapılacak iyi bir koordinasyon ve öğrencilerin izlenmesi ve öğretmenler birliğinin bu süreci paylaşıyor olması ve gözlemlerini aktarıyor olması çok değerli. Öğrencinin yalnız kalma isteği, karın ağrısı, okula gitmek istemiyorum demesi, tırnak yemesi, yalnızlaşmaya başlaması bizim için bir alarm. İzliyor olmak, görüyor olmak, sürece hemen müdahale ediyor olmaktan çok daha önemli ve değerli. Eğer okul süreçlerinde iyi bir gözlemciysek, öğretmenler topluluğu olarak öğrencilerimizin davranışlarını izleyebiliyorsak ve aileye bunu aktarabiliyorsak ya da aileden gelen görüleri ya da gözlemleri alıp içeride değerlendirebiliyorsak öğrencilerin iyilik haline yatırım yapıyoruz demektir.